Ermeniler azdı dediler. Memlekette Ermeniler azdı. Ermeniler azdı ama şehir içerisindekiler değil, taşradan gelenler. O taşradan gelenler Amasya'yı yakmışlar. Yakmışlar diye yaktılar. Ben çocuktum tabii. Anadolu'daki nüfusun gerçek oranını Müslümanlar ve Azınlıklar isimli kitabında açıklayan Profesör Doktor Justin McCarthy derslerini ancak polis koruması altında verebiliyor. Bugüne kadar Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Ermeniler hakkında birçok yanlış bilgi ve çoğunlukla da yalanlar aksettirilmiştir. Özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin sayıları ve onlara ne olduğu hakkında. Bu harita üstünde tarihi olarak Ermenistan adı verilen bir bölge var. Bu, burada çok sayıda Ermeninin yaşamış olmasından veya herhangi bir dönemde Ermenilerin idaresi altında bulunmasından kaynaklanmıyor. Bugün Rusya sınırından Akdeniz'e kadar uzanan şu bölgede ise Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu olan dönemde 1912-1915 yıllarında bahsettiğim şu bölgede 6 vilayet vardı. Bu 6 vilayette belirli bir miktar Ermeni yaşamaktaydı. Fakat bu vilayetlerin hiçbirinde Ermeniler nüfusun 1/3'ünden fazlasını oluşturmuyorlardı. Hatta çoğunda 1/3'ünden bile azdılar. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın başında dünyadaki bütün Ermenileri buraya, Ermenistan adı verilen bölgeye yerleştirseydiniz, yine de Müslüman halkın nüfusu Ermenilerinkinden çok daha fazla olurdu. Tabii bu sadece bir örnek. Bu bölgede o kadar Ermeni yoktu. Müslümanlar Ermenilerin 6 misli kadar bir çoğunluk oluşturuyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın başında Osmanlılar kendileri için tehdit oluşturduklarına inandıkları Ermenileri yaşadıkları bölgelerden yani gösterdiğim bölgelerden güneye, buralarda yaşayanlar ise bu istikamette güneye yerleştirmeye karar verdiler. Mamafi transfer edilenlerden zorunlu göçe tabi tutulanlardan daha çoğu sayıları hakkında kesin bir bilgi veremeyeceğim Rus ordularıyla kuzeye kaçtılar. Birinci Dünya Savaşı'nda sayısız ölümlerin cereyan ettiği bir dönem vardı. Kolera, tifüs, tifo salgınları halkı kırıp geçiriyordu. Düşünün, 3 sene boyunca hiçbir tahıl ekilmedi bile. Bu yüzden bu bölgede yaşayanlar eğer hastalıktan veya cinayetten ölmedilerse açlıktan öldüler. Cinayetle kastetmek istediğim, Rus ordusu bu bölgeyi işgal edip, Ermeni ihtilalcilerin kendi hükümetlerine isyan ederek ele geçirdikleri Van şehrine geldiğinde, birçok Rus ve özellikle de Ermeni grupların Müslümanları katletmeleridir. Bundan sonra 3 yıl daha süren çarpışmalarda birçok Müslüman Ermeniler tarafından, birçok Ermeni de Müslümanlar tarafından öldürülmüşlerdi. Bu 3 yıl boyunca Rus ordusu çeşitli defalar taarruza geçmiş, geri çekilmiş sonra tekrar hücum etmiştir. Osmanlı ordusu için de aynı şey söz konusu. Bu orduların her geri çekilişinde taraftarları, kendilerine bağlı olan insanlar onlarla birlikte geri çekilmişlerdir. Yani Ruslar geri çekildiklerinde Ermeniler de onlarla birlikte çekilmişler. Müslüman orduları, Osmanlı orduları geri çekildiğinde de Müslümanlar, özellikle de Türkler onlarla birlikte çekilmişlerdir. Bunun sonucunda iki taraftan da kitle halinde ölümler olmuştur. Bütün Anadolu'da gördüğünüz bütün bu bölgede, yani Ege'den ve Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkaslara kadar uzanan bölgede yaklaşık 600 bin Ermeni ölürken, aynı bölgede büyük çoğunluğu Türk olan 2,5 milyon Müslüman ölmüştür. Sadece bu bölgede bile 1 milyondan fazla Müslüman Türk ölmüştür. Bunların çoğunluğu Türk, bir kısmı da diğer Müslümanlardı. Bu da Ermenistan olarak adlandırılan bu bölgede Müslümanların can kaybının Ermenilerinkini yüz binlerle aşmış olduğunu gösteriyor. Ama bu bölge Ermenilerin katledildikleri bir bölge olarak tanıtılmıştır. Bu bir ölçüde doğrudur. Ancak tarihe saptırılmış kayıtların geçmesini istemiyorsak, bu bölgeyi Müslümanların da katledildikleri bölge olarak nitelendirmeliyiz. Aslında katledilen Müslümanların sayısı çok daha fazladır. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı dönemini, savaşın başlangıcı ve sonrasını da içine alan dönemi, birçok insanlık dışı cinayetlerin, katliamların ve ölümlerin cereyan ettiği ve sadece Ermeniler ve Türklerin değil, daha birçok kişinin de hayatlarını kaybettikleri bütün insanlık için acı bir dönem olarak görmek gerekir. Buna insanlığı ilgilendiren bir sorun değil de sadece Ermenilere ait bir mezhep sorunu olarak baktığımız sürece o dönemde gerçekten neler cereyan ettiğini anlamamız mümkün olmayacaktır. Erzurum Dumlu ilçesi Yeşilyaylak Köyü. Erzurum Ovası'nın diğer köyleri gibi çok eski bir geçmişe sahip Yeşilyaylak. Buradan da Ermeni katliamı geçti. Burada 7 Ekim 1988 günü toplu mezar kazısı yapıldı.
Yeşilyayla katliamında da çevreden toplanan yaşlı, erkek, kadın ve çocuklar bir saman damına doldurularak üzerlerine silahla ateş açılmış. Yerle bir edilen yalnız Yeşilyayla köyü değil. İşte Erzurum civarında Ermenilerin yakıp yıktığı, içindekileri hunharca katlettiği bir köy. Atlıkorak köyü. Erzurum Tazegül köyü de aynı akıbete uğradı. Cinisli köyü de, Kevgine köyü de. Herkesi topladı o köylerden. Verişan'dan, Çırpaklı'dan, Laloğlu'ndan, Kamışlı'dan hep topladı getirdi. Bir meleğe doldurdular. Oradan sak çıkanlar oldu iki adam. İki kişi. Öldüler getirdi. Üç köyün halkını Karamza'nın, burada Kekeş köyü vardı, Kekedin, bir de bu köyün asıl Türk köyü olarak da Ermeni katliamı bu üç merege doldurmuş birisi burasıdır. İki tanesi de o taraftadır. Onlara doldurmuş, yakmışlar. Taşnak Ermeni çetelerinin çekilirken sistemli olarak her yeri yakıp yıktığı, kaçamamış insanları kırıma tabi tuttuğu yerlerden biri Subatan. Ancak yalnız burası değil, civar köylerin tamamı da bu katliama tabi tutulmuş. 1972 yılından beri Doğu Anadolu'da Ermeniler tarafından öldürülmüş olan Türklere ait araştırmalarımız devam etmektedir. Ve özellikle 1980'li yıllardan sonra Doğu Anadolu'da hemen hemen Erzurum'da ve buna komşu olan illerde araştırmalarımızı sürdürdük. Ve 1918 yılında öldürülmüş olan Türklere ait yüzlerce mezarı tespit ettik. Tabii ki bu sadece Erzurum bölgesiyle değil, yine Ermeni olaylarının sık sık geçtiği Van Gölü'nün kuzeyindeki bölgeyi de taradık. Ve vardığımız netice, özellikle haritalar üzerinde bu köyleri yerleştirdik. Ve vardığımız neticeye göre soykırım yolu 1, soykırım yolu 2 diye iki bölüm halinde Ermeniler tarafından katledilmiş olan Türklere ait mezar merkezlerini tespit ettik. Bunlar birincisi şüphesiz ki Refahiye Dağları'ndan başlayan Erzincan, Tercan, Aşkale ve Erzurum üzerinden Hasankale, Sarıkamış ve Kars bölgesine kadar bu civardaki bütün köyleri hemen taramak suretiyle 1918'de öldürülmüş olan Türklere ait yine yüzlerce mezarı tekrar kamuoyunun dikkatine sunduk. İkinci soykırım yolu olarak Hurt'tan öbür kısmı, yani o zamanki Sovyetler Birliği'ne dahil olan fakat eski Türk kültür sahası içerisinde bulunan Gümrü, Delican veya Gümrü, Erivan yolu üzerindeki sınır ötesinde de birçok cinayetin işlendiğini tespit etmiş olduk. İkinci soykırım yolu Van Gölü'nün kuzeyinden başlamaktı. Bunu isterseniz 1915 hadiselerinin de geniş olarak yayıldığı ve büyük etkilerini gördüğümüz Van'dan başlayalım. Van'dan, Van Gölü'nün doğusundan yol üzerine takip edersek Bendi Mahi adını verdiğimiz bir merkeze gelmekteyiz. Bendi Mahi'den Erciş'e, Erciş'ten Muş üzerinden yine Doğu Bayısı'na kadar uzanan çizgi üzerinde ki biraz önce de işaret ettiğim gibi buna ikinci soykırım yolu adını veriyoruz. Soykırım yolu 1'de olsun, soykırım yolu 2'de olsun ortaya çıkan gerçek şuydu. Sistemli bir şekilde masum Türk halkı öldürülmüştür.